Balık ve yükselen burcu balık olan değerli arkadaşlar, 7 ve 13 Mart haftasına burcunuza yorumla hoş geldiniz. Evet, bu hafta sizin burcunuzda biliyorsunuz Güneş Jüpiter'le kavuştu. Ve hafta sonunda Güneş Neptün'le kavuşacak. Bilhassa 13-14 derecelerde yükseleni Güneş'i olan bir balıksanız ya da bu hafta doğum günü olan bir balıksanız, öncelikle tabii doğum gününüz de kutlu olsun, ama çok şanslı. Yıl boyunca hissedeceğiniz, yıl boyunca size bazı kolaylıklar getirecek bir sürecin burada başladığını söyleyebilirim. Değerli balıklar, Jüpiter burcunuzda hayatınızdaki her konuyu aslında büyütüyor. Güzel fırsatları da büyütürken bazı olumsuzlukları da aslında büyütebiliyor. Bu doğum haritanızın aldığı açıya göre değişebilir. Şanslı, oldukça iyimser, çok geniş hayal gücüne veren bir kavuşum. Çünkü Neptün'e de kavuşacak Güneş. Özellikle sezgiler, rüyalar, durgörüler mesela çok yüksek olabilir. Gördüğünüz rüyalar çok anlamlı ve geleceğe belki de rehber olacak, ışık tutacak düzeyde olabilir. Dediğim gibi haritanızın aldığı etkiye göre, ki Perşembe gününden itibaren Merkür de sizin burcunuza, balık burcuna geçecek. Duygu ve düşüncelerinizi, hayata olan bakışınızı, duruşunuzu çok daha kolay böyle harekete geçirebilir, ifade edebilir, kendinize anlatabilirsiniz değerli balıklar. Sizin için güçlü, gerçekten destek veren bir gökyüzü var. Haftaya geldiğimizde, şimdi pazartesi ve salı günü ayın boğa burcunda olduğunu ve 3. evinizde bu arada ilişki, iletişim gibi konuları daha çok yakın çevre ilişkilerinize özellikle gündeminize taşıyacaktır. Eğitim ve öğrenim gibi durumlar yine burada söz konusu olabilir. Çarşambadan cuma gününe kadar ay ikizler burcunda. Tabii bu biraz belki zorlayıcı olabilir bu geçiş. Ama daha çok hayatınızda sizin için daha çok önem taşıyan insanlar, mesela çocuklarınız olur, aileniz, anneniz, babanız, eviniz. Hani bir temel ihtiyaçlarımızı maddi manevi karşılayan alanlar çok güçlü gözüküyor. Oralarda bu 2,5 gün kendi duygusal ihtiyaçlarınızı giderebilir. Biraz daha kendinizi oraya adayabilirsiniz açıkçası. Öyle söyleyelim. Ve cuma günden itibaren pazar güne kadar ay yengeç burcuna geçecek. İşte bu sizin için çok güzel bir süreç. İşte ay su grubunda sizin burcunuz açı yapacak. 9. evinize açı yapıyor. Destekleyen, güven veren. Belki ilişki, belki çocuklar, belki daha şanslı olacağınız bir sürecin aslında işaretçisi. Yeni ayda burcunuzda doğdu çünkü. Gerçekten bu hafta ayın da ışığı büyürken hayatınızda yeni böyle modeller şekillenebilir. Yeni seçimler, yeni başlangıçlar, yeni adımlar, yeni kararlar alabileceğiniz bir hafta olacak. Sadece tekrar altını çizmek istediğim şey, Neptün'de olacağı için çok fazla büyük, hani hayal kurun ama gerçekçi olsunlar lütfen. Oraya dikkat edin sevgili balıklar. İnanılmaz bir vizyon verir, çok büyük hayal gücü verir. Bu arada zaten kimse hayalsiz kalmasın. Fakat gerçekçi olmayı da unutmayalım demek istiyorum. Evet, mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Mutlu haftalar tekrar. Hoşçakalın.